Aslında herkes Çin'in uyguladığı zulmü görüyor. Siyasi yalanlarıyla Çin'in toprak bütünlüğünü hedef alan İyi Parti şimdi de İran'ın iç işlerine müdahale etme çabası içinde. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız. Uygur ayrılıkçılarına destek vererek Çin ile Türkiye'nin arasını açmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Türkiye'deki Uygurlularla sık sık temas halinde olan İyi Parti, siyain yalanları üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan açıklamalar yapıyor. Çin'in iç işlerine müdahale etmeye çalışan İyi Parti bu kez de İranlı Türkler üzerinden benzer faaliyeti yapmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, Murtaza Muratpur isimli bir İranlı ile çektiği fotoğrafı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Çömez ayrılıkçıların İran'ın Türkiye şehirlerini bölüp ayrı bir söze devlet kurmak için dile getirdiği Güney Azerbaycan tanımını kullandı. Murtaza Muratpur, Güney Azerbaycanlı bir Türk. İran rejim muhalifi bir gazeteci. Bu akşam Kağıthane Sadavat Karakolu'ndan Tuzla Toplama Kampı'na götürülüyor. İran'a iade edilirse idam edilme riski var. İlgi bekliyoruz Sayın Süleyman Soylu. Çömez'in bu paylaşımına İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Kerim Yılmaz ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Kürşat Zorlu da destek verdi. Murtaza Murat iade edilmesin. Soydaşımız idama gönderilmesin. Soydaşlarımızla ilgili her konu bizim için de hassasiyet taşımaktadır. Haberin tarafımıza ulaşmasının ardından yetkili makamlarla temasa geçilmiştir. Bu konuda gerekli adımların atılmasına inanıyoruz. İYİ Parti'nin sahip çıktığı Murtaza Muratpur, İran'da bölünmeyi savunan Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin bir üyesi. Muratpur, 2009 yılında İran'ın güvenliğine karşı suç işlemek ve rejim aleyhine propaganda yapmak amacıyla toplanmak ve gizli anlaşmayı yapmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre tutuklu kalan Muratpur, cezaevinde açlık orucuna başladı. Daha sonra grevin getirdiği sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edildi.